Merhabalar. Devletleşen mafya, mafyalaşan devlet. Evet, yaklaşık biliyorsunuz bir 3 haftadır organize suç örgütü lideri olarak lanse edilen Sedat Peker'in videoları YouTube'da dillendiriliyor ve de seyirci yani izleyenler açısından belirli bir sayıya ulaşmış durumda. Türkiye'de hemen hemen herkes şu an dizileri başka bir uğraşları bırakıp Sedat Peker'in videosunu bekler durumda. Yani bir dizi beklercesine adeta Sedat Peker'in 3 günde bir arayla yayınladığı videolarını bekliyor. En son bugün itibariyle, bu sabah itibariyle 6. bölümü yayınlandı. Yani böyle sanki bir sezonluk dizinin bölümleri gibi gidiyor. Fakat bu videolar aynı zamanda da sarsmaya da devam ediyor. Özellikle de AKP-MHP iktidarını zaten orayı vuruyor. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nezdinde eski İçişleri Bakanlığı yapmış ve birçok faili meçhulde adı geçen, 90'larda adı geçen Mehmet Ağar üzerine yoğunlaşmış. Ama Sedat Peker bunlarla beraber birlikte iş tuttuğu bütün işleri şu an açıklıyor. Evet Sayın Subaşı, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bugün bu konuları işleyeceğiz. Sedat Peker'in bugün 6. videosu da çıktı. Kısaca ilk önce bu devletleşen mafyayı, mafyanın bugünlere nasıl geldiğini, devlet içindeki etkilerini bir kısaca anlatırsanız daha sonra da konumuza, yani Sedat Peker üzerinden özellikle de konumuza değineceğiz. Tabii sevgili Kabakçı, Türkiye'deki mafya devlet ilişkileri tabii sizin de vurguladığınız gibi bugünle ya da bu dönemdeki bu yaşanılan sınırlı değil. Bunların kökü tak Osmanlı'ya kadar dayanıyor. Yani derin de kökleri. İttihat Tarakkicilerin döneminde buna benzer çeteler vardı. Yani devletin engine çetelerin geçmesi. Tabii. Bunların Ermeni halkına yönelik yaptıkları o katliam, o soykırımı. Bu çeteler çok ciddi düzeyde o soykırımda kullandılar. Yine Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında Topal Osman çetesi var. Koçgül katliamında da bu çete kullanılıyor. Türkiye Komünist Partisi'nin önderi Mustafa Süpü'nün ve yoldaşlarının Karadeniz'de bu çete tarafından batırılma olayı da var. Devletinin çetelerin iç içe geçmesi, çetelerin devlet adına iş yapması, katliamlar yapması, suikastlar düzenlemesi vurguladığım gibi o geçmiş dönem hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminin geçmişine dayanıyor. Biliyorsun Türkiye'de bir MHP tarafından oluşturulan kumando kampları var. Aslında bu çetelerin kökleştiği noktalardan biri de özellikle Cumhuriyet tarihinde bu kumando kampları. Ve bu kumando kamplarından eğitilen çeteler fiili katliamlarda da kullandı. İşte Maraş katliamında bu çetelerin etkileri büyük. Evet. Yine Çorum'daki katliamda bir sürü ya da hatta tek Avrupa'ya tek. Avrupa'ya gelip Avrupa'da bireysel eylemlerde bulundular. Onlar biraz daha sonraki süreç. Sonraki. Yani bu çeteler ciddi düzeyde devlet tarafından o kumando kamplarında yetiştirdiler ve katliamlarda da kullandılar. Siyasetle devlet çetelerin iç içe olması, devletle çetelerin iç içe olmasının en somut örneklerinden biri bu. Kumando kartları, işte bugün bu meselelerin içindeki çetelerin önemli bir lideri olan ve o devlette İçişleri Bakanlığı görevi yapmış, Emniyet Müdürlüğü görevi yapmış Mehmet Ağar. Yani Mehmet Ağar 1000 operasyon yaptım, bu 1000 operasyonun sorumlusu benim diye açıklamalar da var Mehmet Ağar'ın. Şimdi 1000 operasyonu yapan Mehmet Ağar, veli küçükler, yani emniyetçiler, askeriyedeki jitemciler, siyaset, devlet, bu Mehmet Ağar sonradan da Doğru Yol Partisi'nin biliyorsun başkanı oldu. Şimdi buraya da baktığımızda yine ordunun, devletin, siyasetin, çetelerin iç içe geçişini görüyoruz. Bu son çatışmalarda ismi geçen bir Alettin Çakıcı var. Yani Paris'te, Belçika'da Ermenilere karşı suikastlar gerçekleştiren bir çete reisi. Bu çete reisine baktığımızda da işte bu çete reisini en son hapishaneden Devlet Bahçeli çıkarttı. Burada da yine devlet, siyaset, mafya ilişkisini görüyoruz sevgili Kabakçı. İşte eskiden şey de vardı yani sol mafya tırnak içinde söyleyeyim dedikler. Bu Behzet Zan Türkler yani Lice merkezli
bir yandan silah kaçakçılığı yapan, işte öbür taraftan uyuşturucu kaçakçılığı yapan ya da tırnak içinde yine söyleyeyim Kürt mafyası dedikleri bir ekip vardı. Çakıcı'yla bunlar arasında kavgalar da ediliyor. Evet. Ve burada çok büyük bir ekonomik rant var. Onlar da bu işlere esas mafyayı, devlet içindeki mafyayı ifşa eden bir kaza vardı biliyorsunuz. Susurluk kazası. Yine sizin de az önce belirttiğiniz o komando kamplarında yetişen Abdullah Çatlı vardı. O otobüsün, Mercedes'in içinde. Sedat Bucak vardı ve emniyetten Hüseyin Kocadağ vardı. Bir ayağından bunun Susurluk çıkıyor. Bunların JITEM'le de yine bağlantıları var. Yani çetelerin hangi dönem, hangi isimle çıktığı çok önemli. Bir sürekli çete akışı var. Devletin çeteleri sürekli var etmesi var. Çetelerin sürekli olarak Türkiye'de siyasetine, devletine geçişleri var. Ve sürekli olarak iş yapmaları var. Dönem dönem buradaki çetelerin başındaki insanların ismi değişebilir. Çetelerin dokularında bir takım değişiklikler olabilir ama bu sürekli var olan bir hakikat. Yani mafyalaşan devlet, devletleşen mafya gerçekliği Türkiye'nin bir gerçekliği, değişmeyen bir gerçekliği. 10 yıllara dayalı değişmeyen bir gerçekliği. İşte sizin de vurguladığınız gibi bir Susurluk. Yani her yönüne ortaya çıktı. Yani bir tane emniyet müdürü. Yine kumando kamplarından yetişmiş Çatlı, öbür taraftan Bucak, da Kürt halkına karşı da katliamlar yapan koruyucu çete reislerinden biri, aynı zamanda da milletvekili olan Sedat Bucak. Evet, Sedat Bucak. Böyle bir çete de o kazada vardı. Ortaya çıktı, vardı. Şimdi baktığımızda Kürtlere yönelik yapılan katliamlarda bu çeteleri görüyoruz. Bin operasyonda, bin operasyon içinde sevgili Kabakçı. Devrimci solculara karşı yapılan infaz, öbür devrimci güçlere karşı yapılan o infazlar, İstanbul'da, şurada, burada, bunlar da içinde. Akademisyenlere, aydınlara, öğrencilere. Akademisyenlere, aydınlara, öğrencilere yönelik. Kürdistan'da Kürt işverenlerine yönelik. Gazetecilere kesin. Gazetecilere yönelik katliamlar. Özgür Ülke Gazetesi'nin bombalanmasından işte Cumhuriyet'e yönelik saldırılar. Bir sürü tek tek suikastlar, bunların hepsi Bodrum'daki Maria'ya el koyan çete reisi Mehmet Ağar itiraf ettiği gibi bin operasyonun içindeki katliamdır. Şimdi bunlar katil, bunlar katliamcı ve baktığımızda kim var? İşte bir tarafında devletin ordusunun içindeki askerler var, bir tarafında emniyet müdürleri var, bir tarafında milletvekilleri var, bir tarafında bakanları var. Ve burada Tansun Çiller'le Mehmet Ağar ilişkisi çok önemli. Tansun Çiller'le Veli Küçük arasında, JITEM'ci evet. Veli Küçük arasındaki ilişkiler çok önemli. Bunlar açıldı, saçıldı, ortaya koyuldu ve Saadet Peker bir dönem Türkiye'de başbakanlık yapmış Tansun Çiller'in eşiyle kendi evindeki yaptıkları konuşmaları, pazarlıkları, planlamaları da anlatıyor. Yani Peker bugün İşte Mehmet Ağar'la, Çakıcı'yla, Soylu'yla çatışmaya, Pelikancılar'la çatışmaya giren Peker'in Çiller'le de ilişkisi varmış. Kendi itiraf ediyor yani. Çiller'in kocasıyla konuşmasını. Buyura baktığımızda bu şu açıdan çok önemli. Başbakan'la çetelerin ilişkisi var. 90'larda hatırlıyorsanız Sayın Subaşı bu Susurluk davası devam ederken o zamanın başbakanı Mesut Yılmaz Avrupa'da bir şehirde yine bir mafya elemanı tarafından yumruklandı. Yani Avrupa'nın göbeğinde bir ülkenin başbakanı yumruklandı. Tabii. Yani bu tür ilişkiler bu da yine bu ağlardan biri. Baktığımızda yani şimdi başbakanla bir çete reisinin de ilişkisi var. Anlatıyor. Yani evimde diyor Tansun Çiller'in eşine ve şey ettik. Abi abla diye bahsediyor. Tabii. Bir de. İşte bundan abi abla dediği şeyler hep bu ilişki ağın içindeki insanlar. Mesela arkabalarım dediği insanlar da çete elemanları. Evet. Sırf Türkiye'de değil sevgili Kabakçı, dünyada da bilinen bir gerçektir. Hiçbir mafya örgütlenmesi, çete örgütlenmesi devletten güç almadığı sürece uzun vade kendini yaşatamaz. Dünyanın birçok yerinde çete, mafya, siyaset, devlet iç içe ama Türkiye gibi güdümlü ülkelerde bu biraz daha farklı oluyor. Ve şunlar çok önemli. Şimdi uluslararası düzlemde de baktığımızda işte bir kontrgerilla vardı, Gladio'nun uzantısı. Yani
nedir şimdi? NATO'ya bağlı, GLAAD'o NATO'ya bağlı bir örgütlenme. Uluslararası bir kontrgerve örgütlenmesi. Yani bu kendine bağlı resmi sivil bir sürü çete kurdu. Mafya örgütlerini kullandı. İşte suç örgütü dedikleri bu örgütleri kullandı. Yani şimdi uluslararası planda da var. Peker'in bugün bu kadar konuşmasına baktığımızda yani uluslararası düzlemde destek almadan sırt öfkeyle yaptığı konuşmalar değil. Bir yerlere sığınmış, bir yerlerden güç alıyor, konuşuyor ve bu bağlantılar çok önemli. Yani baktığımızda NATO'ya baktığımızda işte GLAAD'o, İtalya'da bu çok ana gövdesinden evet. ortaya çıkartıldı. İşte bizim ülkemizdeki kontrgerilla. Şimdi bunların hepsi sonuçta emperyalist sistemden onlara bağlı yeni sömürge ülkelerdeki o işbirlikçi devletlerden bağımsız gelişmeler değil, iktidarlardan bağımsız gelişmeler değil. Basın boyutuyla da böyle. Bunların bir basın ayağı da oluyor. Hı hı. Geçmişte de var bu. Yani genel anlamda böyle bir genel bakışla şey ettiğimizde oluşumu ve kökleri ve uluslararası bağlantılar, uluslararası zeminde kendini var etme durumu bu şekilde sevgili Kabat. Şimdi uluslararası düzlemde dediniz ve ayrıca bu Türkiye'nin şu an mafya devlet ilişkilerinde cirit attığı zaten 3 ülke. Türkiye ile birlikte bir 2 ülke daha var biliyorsunuz. Azerbaycan 1, Kıbrıs 2 yani yavru vatan dediği Kıbrıs ve iki millet tek devlet dediği Azerbaycan. Özellikle Azerbaycan'da bu ülkücülerin, ülkücü mafyanın yıllar önce bütün oradaki darbelerde ismi geçer. Biliyorsunuz Türkeş'ten itibaren bu böyledir. Diğer Azerbaycan'da olsun, Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, şu anda tabii ki Aliyev liderliğindeki evet. Azerbaycan'da özellikle bu enerji piyasasından dolayı orada bir ihale kavgası var. O ihale kavgasına Türkiye mafyası karışmış durumda devletle birlikte. Kıbrıs'ta gene devamlı öyle. Kıbrıs Türkiye'nin bu bilinen bir gerçek. Arka bahçesi, fuhuş, kara paranın, uyuşturucunun, kumarın olduğu bir döndüğü bir arka bahçesi. Özellikle ilişkiler burada daha çok şekilleniyor. Sayın Subaşı, mafyanın bugüne gelişini anlattınız. Geçmişten bugüne gelişini, devletle ilişkilerini, siyasetçilerle anlattınız. İsterseniz son günlerde, son 3 haftadır gündemde olan Sedat Peker'e gelelim, tabii. o videolara gelelim. Devlet, mafya, siyaset, medya, medyada demeyelim de ona çünkü tüm medyayı kastetmeyelim. Yandaşı da geçti artık, besleme medya diyelim, görüntüler de çıktı. Yani 3 haftadır bu videolar sürüyor, en son 6. bölümü. Bu sabah geldi, onu da izledik. Orada da yine göndermeler var. Dün akşam itibarıyla da Süleyman Soylu Peker'e cevap vereceğim diye TRT'de bir program vardı. Orada da gene muhalefeti suçladı. İşte mafya liderini suçladı. Yani tertemiz ak biri Süleyman Soylu. Bu boyutunu da isterseniz irdeleyelim biraz da. Tabii sevgili Kabak. Bir mafya lideri olan Sedat Peker'in AKP'ye, MHP'ye verdiği destekleri Türkiye kamuoyu çok yakından biliyor. Bunun düzenlediği mitikler vardı. Şehir şehir dolaşıp mitikler. AKP'ye destek mitikleri düzenliyordu. Yine AKP'ye karşı çıkan, o seçimler sürecinde başka partilere oy veren kesimlere yönelik tehditleri vardı. Barış diyen, barışı savunan akademisyenlere yönelik tehditleri vardı. Ve şunu söyleyen bir adamdı işte. Sizi katlederim, kanlarınızdan banyo yaptırırım. Direklere asarım. Tabii direklere asarım. Yani kan banyosu yaptırmayla milleti tehdit eden bir şeydi. Şimdi bir dönem AKP'nin sevgili bir işvereniydi. Hayırsever işveren diyordular. Böyle bir Sedat Peker gerçeği vardı AKP'nin nezdinde. İşte bu yine Suriye Savaşı'nda da kendini gösterdi. Özgür Suriye Ordusu'na gönderdi arabalar. Çelik yelekler. Cihatçılara özellikle. Evet, cihatçılara, şeriatçılara, orada insanlığa karşı suç işleyen katliamlar yapan. Şimdi bugün TÜKAK'a ilan ettikleri, bugün işte mafyacı çete lideri dedikleri, işte bilmem operasyon faresi dedikleri, yani her türlü kötü sıfatı ona mal ettikleri o Sedat Peker, bu açıklamalar yapan Sedat Peker, dün bunların hayırsever işvereniydi. Yani Sedat Peker dün de mafyaydı, bugün de mafya. Ve açık bir şey söylüyor Sedat Peker bu videolarda. 20 yıllık bir ilişkiden söz ediyor. Özellikle Süleyman Soylu'nun ilişkilerini dile getirirken. 20 yıllık diyor bir ilişkimiz vardı ve 20 yıldır biz bu adama yatırım yapıyoruz. Yani
Doğru Yol Partisi dönemindeki ilişkileri anlatıyor. İşte bunun orada başkan olabilmesi için ortaya koydukları çabaları şey diyor, dile getiriyor. Şimdi 20 yıllık bir ilişki yatırım yaptığından söz ediyor ve dönüş bileti olduğunu söylüyor. Yani Süleyman Soylu çağısında baktığınızda. Şimdi derin bir ilişki. Kim Süleyman Soylu? Bir dönem DYP'de işte başkanlık yapmış. Şu an Türkiye AKP'de İçişleri Bakanı bu yeni Türgen sistemde. Ve MHP'nin de gözdesi. Yani belki de Devlet Bahçeli'den sonra getirip partinin başına koyacakları adam. Öyle bir... Bu zamana kadar. Evet, evet, öyle hesapları vardı. Şimdi böyle bir insan aynı zamanda kim bu Süleyman Soylu? İşte Peker'in anlatımlarından da görüyoruz. Mafya inandı, her türlü ilişkileri sürdüren bir adam ve parti başkanları. Özellikle Kılıçdaroğlu da başta olmak üzere. HDP'lileri, evet. Devrimci örgütleri, akademisyenleri, akademisyenleri açık tehdit eden. Yani bir biçimde böyle şunu yaparız, bunu yaparız, artık asarız, keseriz anlamına gelecek cümleler kurarak tehditler savuran bir adam. Bir alt takke ver külah ilişkisi, devletle, AKP ile, MHP ile. Bu Peker'i, mafya elemanının ilişkisi neden bozuldu, nerede bozuldu? Tabii, oraya şimdi geleceğim ama şimdi böyle öne çıkan bir Süleyman Soylu gerçeği vardı. Ama burada şöyle bir yanlışın da içine düşmemek lazım. Şimdi Peker, Soylu, Çakıcı, Mehmet Ağar çatışmasında Peker'in bir sıralaması var, hedef sıralaması var. Yani şimdi hedefi biraz daha daralttı. İlk başta işte Mehmet Ağar da topun ağzına koymuştu. Soylu'ya doğru darlaştırdı hedefi, ona yükleniyor. Burada bir yanılgının içine düşmemek lazım. Orada mafyacıların işte mafyayla bağlantı içindeki devlet yöneticilerin, medyacıların ya da öbür mafya çetecilerin arasındaki bir hesaplaşma bu çatışmada. Esas sorun şu, bir mafyalaşan bir devlet gerçeği var. Yani evet. Olay tek başına Süleyman Soylu olayı değil. Olay bu devletin kendisi, AKP'nin kendisi, AKP'nin kurduğu saray rejimi, AKP'nin kurduğu saray iktidarı. Tayyip Erdoğan da bu işin içindedir. Yani sonuçta Tayyip Erdoğan'ın iktidarıyla bağlantılı bir şekilde yaşanıyor bu gelişmeler. Peker, Tayyip Erdoğan'ın iktidarına destek verdi ve şu anda yine taktik davranarak o planlamada kimi hedef alacağım, o noktada kendine göre Tayyip Erdoğan'a korumaya da çalışıyor, işte ona dokunmamaya da çalışıyor. Şimdi Peker'in kendi manevraları, hedef noktasındaki kimi daha önce hedefe yerleştirme, kimi daha arkaya öteleme planlamalarına düşmemek lazım. Devletin kendisidir kirlenen, bu mafya ilişkilerini kuran devletin kendisidir. Ama burada devlet adına dünyanın her tarafında olduğu gibi bu ilişkileri yürütenler vardır. Yani burada da işte Süleyman Soylu bu son süreçte. Ondan önceki dönemde Mehmet Ağar resmen bakan olduğu dönemde bir dönem başbakan olarak Tansun Çiler'di. Ya da işte Türkiye'de başbakanlık yapmış Mesut Yılmaz'ın da ilişkileri açık, o senin verdiğin örnekte var, ortadaydı. Yani başbakanlık düzeyinde de ilişki yürütenler oldu. İçişleri Bakanlığı düzeyinde de ya da başbakanlık. Yani devletin farklı kademelerindeki insanlar ilişkileri yürütme noktasında öne çıkar ama o kişilerin öne çıkması mafyanın esası devletle ilişkisini gizlemez. Yani kişisel bir ilişki değil. Mafyalaşan devlet, devletleşen mafya gerçeğini ortadan kaldırmaz. Şimdi buna baktığımızda Soylu'nun yıllardır kullandığı kendilerine kasteci diye o kardeştir. Evet. Baktığımızda şimdi işte konuşmaları saçıldı ortalığı. Yani atıyor bizim arkadaş. Yani bu ilişkilerin bu da besleme medya tabii, ayağı. Tabii medya ayağı bu kardeşler, o internet sitesinin başında olanlar. Hadi Özüşet bir şekilde konuşuyor. Abisinin görüşmeye gittiğini. Yani ayrıntılarına kadar bir sürü şeyi konuşuyorlar. Ve zaten bu dönüş biletimdi, laflarını falan ettiği konuşmadı. Şimdi bunu inkardan gelmeleri, bunun üzerine ötmeleri mümkün değil. Bu görüntülü, sesli ispatlanmış bir şey. TRT'deki konuşmayı bunun üzerine yaptı. İşte aklınıza örtecek, aklınıza ortaya çıkan gerçekleri tersine çevirecek. Ama mümkün değil. Artık gerçekten duvar çatladı ve AKP'nin o
kurduğu saray iktidarının duvarlarından pislik akmaya başladı. Ama hukuk şunu yapıyor Sayın Subaşı, ben az önce de sordum, ondan size sordum. Yani bu Altakya Verkülah ilişkileri, bunların çok güzel gidiyordu kendi anlamlarında, fakat nerede sonlandı, nasıl sonlandı derken onu da biliyorsunuz siz de. Yani Devlet Bahçeli'nin o iki gün önce açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi'nin asla mafya ile işi olmaz, olamaz diyen Devlet Bahçeli yine bir başka mafya liderini cezaevinden özel afla çıkarttı. AKP ile birlikte çıkarttı. Buradaki esas açmaz şu değil mi? Bir başka mafya örgütü liderini yok etmek için cezaevindeki bir başka mafya lideri kullanıyor ve de devlet bunu yapıyor. Yani iktidar yapıyor. Devletin hukuku var, hakkı var, anayasası var. Anayasal yönden, hukuksal ve güvenlik açısından çözmesi gereken bu durumu gene bir başka mafyayı çıkartarak ortadan kaldırmaya çalışıyor. Esas açmaz bu. Tabii şimdi mafyada ayaklar vardı. Yani bugüne kadar işte Çakıcı ayağı vardı, Mehmet Ağar, bu Peker. Şimdi bu son çatışmalara baktığımızda özellikle Çakıcı'nın hapisten çıkartılmasından beraber Peker'i gözden çıkarttılar. Ve bu mafya çeteleri arasında bir rant savaşı vardı. Yani çatışmanın o boyutu da var. Bunu görmek lazım. Çok ciddi bir ekonomi var. Ciddi bir para akışı var orada. Özellikle İstanbul gibi bir yerde. Tabii ve bu para akışının çok farklı şirketlerle de bağlantıları var. Şimdi Pelikancıların orada devreye girmesi, işte açıklamalar da var. Pelikancı grup sene şey etmiyor, iş yaptırmıyor. Yani bu Albayrakgil'i kastediyor. Ve Soylu'ya şunu diyor, senin yüzünden diyor bunlarla kötü olduk. Şimdi AKP'nin kendi içindeki çatışma var. Yani çatışmanın birden çok boyutu, birden çok kesimi var. Şimdi AKP içindeki bu Pelikancı grupla Soylu arasında çatışma var. Peker'in, Soylu'nun yanında bunlara karşı yürüttüğü mücadele var. Onların bu çatışmada Peker'in, Soylu'nun yanında olmasından dolayı Peker'e hedef almaları var. MHP'nin devreye girip Çakıcı içeriden çıkartarak mafyayı tümden ele geçirme, tümden MHP'ye bağlı bir mafya teşkilatı oluşturma gerçeği var. Ve o arada Çakıcı ile Mehmet Ağar arasındaki bağın yeniden güçlenmesi, Bodrum'da verdikleri fotoğraf ve bu süreçte de Peker'e yönelik tasfiye hareketi var. Şimdi böyle gelişen bir ağ, iç içe geçmiş, dönem dönem birbirini destekleyen, dönem dönem çatışan, işte Peker şeylerini anlatıyor. Elazığ'da diyor yaptığımız bitki engellenmeye çalıştı Mehmet. Devletin bilgisi var, çatışma tabii, çıkacak diye. Mehmet Ağar engellenmeye çalıştı, bize boyun eğdirmeye çalıştı. Bu Elazığ'da bitik yapmaya çalışıyor. Biz diyor kimseye boyun eğecek tiplerdeyiz. Birinci diyor aramızdaki ipin kopması buradan başladı. Yani kendi arasındaki... Valilik yasakladı o ipi. Tabii diyor. Evet, yasakladı. Şey, şimdi bu ilişkileri de anlatıyor. Yani sonuçta bir pastayı paylaşamıyorlar. Yani o, ve devlet burada şey diyor, onun seçeneğini yapıyor. Bölünmesini istemiyorlar. Tabii. Yani orada işte razı olmuyorlar. Diyelim belki Peker'e, çok ayrıntıları biz bunların bilmiyoruz. Bilmemiz de mümkün değil. Her şeyi de anlattı yok. Yani belki çok az bir şey verdiler. İşte onun ele geçirdiği bir sürü yeri elinden almaya çalıştılar. Burada ipler koptu. Şimdi bu yönü de var yani. Ekonomik yönü de var. Şimdi baktığımızda bunların bir temel özelliği de var sevgili Kabakçı. Bu kirli işleri yapan, bu pisliğin içine batan, Türkiye'yi bu kadar kirleten, siyaseti bu kadar kirleten, gerçekten bir sürü işverene karşı zulüm yapan, haksızlık yapan, insanların malına mülküne el koyan, işte dönem dönem katliamlarda kullanılan, katliamlar yapan, suikastlar örgütleyen, kastecileri, kaste yerlerini basan, işte son Hürriyet'e yönelik yaptığı baskını kendilerinin örgütlerinde Peker anlattı, kasteleri bombalayan. Yani bu şebekeler hep şuna sarılıyor, dine sarılıyor, yerli milli olmaya sarılıyorlar. Yani bu kadar kirli iş yapacaksınız, vicdanınız bu kadar kirli olacak, kişiliğiniz bu kadar kirli olacak, yaşamız bu kadar kirli olacak, elizde insanların kanı olacak, mazlumlara yönelik katliamlar yapacaksınız. Ondan sonra yerli milli olmadan, vatanseverlikten, dindarlıktan söz edeceksiniz. Mesela konuşmalarına bak, her iki laftan bir tanesi yerli milli olma, ne yaptıksa vatan, millet, devlet adına yaptık. Her iki laflarından biri din. Peygamber ağızlarından düşürmezler, Allah ağızlarından düşürmezler ve Sedat Peker şunu söylüyor. Yahu diyor biz aslında işte AKP ya da iktidar dindar bir nesil yaratmaya çalışırken
aslında eroinci bir nesil yarattı. Evet. Bu ihtirafı ve baktığımızda ne yapıyor? İşte Kolombiya'dan yola çıkan 5 ton kokain. 5 ton kokainden şey diyor. İşte Samsun Spor'un başkanının orada aldığı o limandan söz ediyorlar. Aynı gemi geliyor Samsun'a, o limanda Samsun Spor Başkanı Ahmet bilmem kime ait. Tam burada Sayın Subaşı bunu da soracağım ama öncelikle şunu sorayım. Şimdi vatan millet edebiyat yapıyorlar hep dedin işte dine peygambere Allah'a sarılıyorlar. Şimdi dün akşam pür dikkatle izledik bakalım ne diyecek diye Süleyman Soylu'nun TRT'deki o açıklaması. Soylu bütün bu olanlara bıraktı. Yine aynı sizin dediğiniz gibi bu iş bir PKK işidir. Yani örgütsel anlamda PKK bunlara destek veriyor, CHP destek veriyor, HDP destek veriyor. Şimdi bu mafya liderinin arkasında bunlar var, bunlar bize tuzak diye. Yani o söyleme halk artık inanmıyor ama hala inatla sürdürüyorlar. Şunu sormak istiyorum daha doğrusu. Şimdi Sedat Peker, yani bu suç örgütü lideri denilen adam, saat saat, gün gün, ay, dakika, yıl veriyor. İsim veriyor, mekan veriyor, kimlerle görüşüldüğü dosyalarla elimde diyor, görüntü veriyor. Savcılar neden harekete hala geçmiyor? Yani bundan daha iyi bir belge mi olur? Yani şimdi tamamen sokağın hukuku konuşuluyor Türkiye'de. Yani anayasal hukuk yok denecek kadar az, hatta hiç yok. Sokağın hukukuyla gidiyor. Yani böyle bir durumda dünyanın neresinde olursa olsun istifalar başlar. Hukukun hesap sorması başlar. Yani örnek de verecek olursak dün Almanya'da bir bakan doktora tezinde intihal yaptığı gerekçesiyle istifa etti. Baskılar sonucu istifa etmek zorunda kaldı. Türkiye'de de bunlar yaşanıyor. Tabii şimdi oraya gelelim. O soruna cevap vereyim sevgili Kabakçı ama ondan önce birkaç şey daha vurgulamak gerekiyor. Eksik kalmasın. Şimdi işte Soylu'nun dün TRT'de yaptığı konuşmaya vurgu yaptım. Soylu bu iş ilk patladığında da yaptığı açıklamalar vardı. Dikkat et, kendi suçunu, kendi kirli ilişkilerini gizleyebilmek için hep malefete yüklendi. İşte senin Kılıçdaroğlu gibi abilerin var, Cumhuriyet Bir Gün gibi, Sözcü gibi gazetelerin var, Meral Akşener gibi ablalarım var HDP diyerek, gibi partilerim var. HDP gibi partilerim var. Yani kalkıp Saadet Peker'in bunlarla ilişkisi olduğunu ima etmeye çalıştı bu cümleleri kurarak. Şimdi sanki Saadet Peker'i konuşturan bunlar ya da 20 yıldır Saadet Peker'le iş tutan, bu kirli işleri yapan bu partilermiş gibi kattığı kendi kirlini, kendi suçlarını gizleyebilmek için bunlara yönelik suçlamalar yaptı. İşte o üç gazeteyi özellikle hedef alması. Şimdi Soylu'nun ne kadar işleri sarttırdığını gösteren bir gerçek, özellikle Hadi Özışık'ın, o internetçilerin, o kardeşlerin yaptığı açıklama ortaya çıktı. Yani şimdi sen Cumhuriyet'e, Bir Gün'e, Sözcü'ye laf ediyorsun da, yani medyayı bu işte kullanan, mafyacı bir basın yaratan sensin. Ve çıktı bu. İşte Peker konuşmayı kaydetmiş ve yayınladı. Kimin? Şimdi bakalım Peker kimin adamıymış? Sözcünün mü adamıymış? Ya da hangi gazete Peker'in yanındaymış? İşte senin 20 yıllık dostluğumuz, bir sürü iş tuttuk dedi. İnsanlar, altına koruma verdiğin, tabii, araba verdiğin. Altına koruma verdiğin, araba verdiğin. O insanlar, onların oluşturduğu medyaları, onların oluşturduğu işte yandaş medya. Şimdi bakalım yandaş medyaya bakalım. Şimdi bu kadar kirlilik ortaya çıkmasına rağmen yandaş medya Soylu'ya toz kondurmuyor. Demene Peker'in yanında da senin yanında da bugüne kadar olan yandaş medyaydı ve yandaş medyanın Peker'le bir sürü kurduğu ilişkilerde fotoğraflar ortaya yandaş çıktı. Yandaş medyayı da konuşacağız tekrar. Evet çıktı. Orada bir sürü görüntüler ortaya çıktı. Hatta sanatçısına kadar, bilmem popülist dizicilerine kadar. Ve insanlar şimdi tek tek o görüntüleri silmeye başladılar. Şimdi şura çamur atıyor Soylu, öbür tarafa çamur atıyor ama medya ayağına bakıyoruz. Peker'in de Soylu'nun da yanında duran medya yandaş bas. O konuşmasında kalkıp Peker'e yönelik şöyle bir laf da söyledi. Eşinin iç çamaşırları arkasına saklanan bir insan. Yani bu da bu düzen işte yönetenlerin, bu kirli ilişkilerin içinde olanların
ne kadar kişiliklerinin bozuk olduğunu devleti gösteriyor. Devleti yönetenleri, yönettiğini iddia edenlerin tabii, jargonu. Yani kavganın da birbirine karşı muzallende bir akla olur, bir seviyesi olur. Ama bu kadar kirliğin içine girmiş, bu kadar kirepasa bulaşmış, bu kadar pisliğe bulaşmış insanlardan tabii ahlak, vicdan olmayla bekleme, ölünün gözünden yaş bekleme gibi bir şey olur. Sevgili Kabakçı işte Soylu'nun dile getirdiği şeylerden bir tanesi de o. Şimdi Soylu bir de oradan manerve yaparak yırtmaya çalışıyor. Ben diyor hemen gidip suç duyurusunda bulundum. Sen de diyor gelsene. Gel beraber yargılanalım o kadar söylediklerini desem size. Soylu suç duyurusunda bulunduğunu söylüyor. Yargılanacağım diyor. Ben yargının önünde hesap vereceğim. Benim veremeyeceğim hesaplar yok. Hatta bildiğim bir takım şeyler var. Onları da açıklayacağım. Peki diyelim şimdi savcılar harekete geçtiler. Bu süreci başlattılar. Kimi gönderecekler? Yazıları nereden isteyecekler? Polisten. Polis kime bağlı? Kime bağlı? Soylu'ya. Yani Soylu İçişleri Bakanı olduğu sürece o yargılanmadan hiçbir şey çıkmaz. Muhalefet şöyle bir şeyde bulundu ama öneride onu ben tamamlamak istiyorum. Samimiysen bu kararından gel meclise araştırma komisyonu kuralım dediler. Ona da yanaşmadı. Tabii. Şimdi buradan baktığımızda yani Soylu İçişleri Bakanlığı görevini sürdürdüğü sürece hatta Soylu da tek başına şey etmiyor. Yani AKP iktidarda olduğu sürece biçimsel bir yargılanma olsa böyle bu yargılanmadan bir şey çıkmaz. O yargılanmadan Soylu aklanıp baklanarak çıkar. Ama bu şu deme değil tabii. Yargılanma talebini muhalefet, insanlar, Türkiye kamuoyu dile getirmesin. Getirsin. Çok hem de yoğun bir şekilde bu talebi dile getirmek gerekiyor. İşte bin operasyonu yapan Mehmet Ağar yargılandı. Ne çıktı oradan? Adam gitti meydan okudu. Ya da susurluk yargılanmalarında da gördük. Yani şimdi yargıyla da bağlantısı var. Yani yargı mafya da iç içe geçmiş. İşte FETÖ olayında gördük. Fethullah Gülen ülkenin yargısından tut, polisine kadar, ordusuna kadar her şeyi ele geçirmiş. Şimdi susurluk mahkemelerinde, bin operasyon yargılanmalarında, işte insanların kaçırılıp kaybedilmesine ilgili açılan o davalarda bir sürü şey de gördük. Yargının üzerinde AKP'nin hükümdarlığı bitmediği sürece bu yargılanmalardan bir şey çıkmaz. Ama buna rağmen kamuoyu, muhalefet, halk güçleri mutlaka bu yargılanma talebini çok sıkı bir şekilde gündeme getirmeleri gerekiyor. Yine muhalefet partilerinin dile getirdikleri işte mecliste bir araştırma komisyonunun kurulması, Soylu'nun ya da bu işe taraf olanların gelip orada ifade vermesi bu da doğru bir şey. Ama istifa bundan beraber istifa olayını çok ciddi düzeyde gündemde tutmak lazım. Yani Soylu o koltuktan mutlaka istifa ettirmek lazım. Bu çatışma, bunların birbirine dalması, yapılan bu açıklamalar AKP'nin kurduğu saray rejiminin duvarlarında çatlaklara yol açtı. Evet. Ve oluşan bu çatlaklardan pislik akıyor. Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. Yani tuğlalar, duvardan tuğla çekme. Mehmet Ağar'ın sözü. Evet, duvardan tuğla çekme. Şimdi duvardan tuğla çekme eylemi olarak Soylu'nun istifasını düşünmek lazım. Ve bunlar oldukları o koltuklardan yendirme, istifa ettirme. Ama bunu halk hareketinin duvardan tuğla çekme hareketine, eylemine dönüştürmek lazım. Yani çektikçe o sistem çözülecek. Tuğlaları ard arda çektikçe o duvardan gedikler açılmaya başlayacak. Bu pisliği halktan yana, halkçı bir iktidar temizler. Başka türlü bu pisliğin temizlenmesi mümkün değil. Ondan duvardan o tuğlaları çekmeye devam etmek gerekiyor. Ve Soylu'nun istifası bu açıdan önemli. Ardından devam ettirmek lazım. Yani kim varsa bu işin etrafında. Yani sadece siz Soylu'nun istifası dediniz de aslında istenen de o. Sadece Soylu ile olan bir şey değil bu. Yani Soylu orada bir sadece maşa. Bu devlete kadar, iktidara kadar yani Erdoğan'ın, MHP'nin, AKP'nin, MHP'nin de aynı zamanda istifa etmesi. Yani tabiri caizse bu bastırılıyor erken seçim. Yani bu işi erken seçim temizler, tüm kadrolarıyla istifa edip alelacele bir erken seçime gidilmesi ve muhalefetin de burada hazırlığını yapması esas önemli olan bu. Şöyle bir yanılgının içine düşmemek lazım. Ülkede çok hükümet değişti. Bir sürü hükümet değişti. Ama hiçbir hükümetin değişmesinden Türkiye'de mafya, çete, kontrgerilla gerçeği ortadan kalkmadı. Yani düzen partiler özellikle bu noktada hatalı işleri yapıyorlar. Biraz da sistemin bekçileri olduğundan dolayı. Şimdi Türkiye'de
onlarca kez iktidar değişti. Peki mafya gerçeği ortadan kalktı mı? Ecevit çok uğraştı. Ecevit kontrgerillayı ortaya çıkarttı mı? İşte Akka yürüdükten sonra çekmecesinden işte, çıkan şeyle Maraş'la ilgili belgeler ortada. Söylediğine katılıyorum. AKP iktidarını bu süreçte götürme önemli. Onu asla yadırgamıyorum. AKP iktidardan uzaklaştırma için de bu işi politik olarak doğru değerlendirme, doğru kullanma önemli. Dikkat et, her konuda açıklama yapan Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir konuda suskun. Tayyip'in bir açıklaması oldu. Her fırsatta açıklama yapan Devlet Bahçeli şöyle bir açıklaması oldu. MHP'den işte mafyacı olmaz, ülkücülerden mafyacı olmaz, mafyadan ülkücü olmaz ama görüyoruz. Saadet Peker de kurt işareti yapıyor. Çakıcı. Bir de Çakıcı'yı özel hafta çıkartan oldu yani. MHP'li oldu ve tabii bir sürü mafyacının MHP'li oldu bir kere ortada. Buna rağmen böyle demagoji yapıyorlar, yalan söylüyorlar. O noktada muhalefet iyi değerlendiriyor yani bu işi. Şöyle bir yanılgı da var. Yani ben erken seçim derken, şimdi sosyal medyada olsun, televizyonlarda da olsun izliyoruz. Yani işte Sedat Peker'in, pardon muhalefetin yapamadığını Sedat Peker yapıyor diye. Ben hatta dün yazımda da yazdım biliyorsunuz. Şimdi böyle bir öngörüsüzlük de olmaz. Bu da yanlış bir şey. Şimdi zaten bu tip iktidarların yanında olanlar yavaş yavaş kenara itildikleri zaman ve de iktidarın yavaş yavaş çökmeye başladığını gördükleri zaman gemiyi terk etmeye başlarlar. Yani aslında muhalefetin burada bir başarısı vardı diyebiliriz. Çünkü muhalefet gerçekten son zamanlarda, yani buna da bir sene mi diyeyim, son altı ay mı diyeyim, muhalefet hepsini de sayıyorum içinde, gerçek muhalefetliğini yapmaya başladı. Yani biraz gaza bastı, geç de olsa gaza bastı ve çatırdatmaya başladı bunları. Bu gücü, bunları gören iktidarla beraber olan legal veya illegal yapılar da yavaş yavaş etrafından çekilmeye başladı. Hepsi birlikte yaptıkları o pis işleri kusmaya başladılar. Yani sözüm ona, temizlenip yeni döneme hazırlık yapmaya çalışıyorlar. Yani burada bir mafya elemanını da işte muhalefetin yapamadığını yaptı gibi bir şey çok yanlış. Ondan biraz da diyorum. Yani muhalefet burada bastırıyor. Evet, Türkiye çok berbat bir durumda. Ekonomik olarak yolsuzluk, yoksulluk olarak çok kötü bir durumda getirdi AKP, MHP iktidarı. Ama en son bu mafyadaki bu deşifre, bu kirli ilişkiler, yani bunun bir erken seçim patlayacağını gösteriyor. Bu anlamda ben oraya bağlamak tabii istedim. Sayın Subaşı, isterseniz biraz da çok çok önemli olan, bizler için de önemli olan medya, yani basın, yani günümüz tabiriyle medya ayağına gelelim. Besleme medya diyorum. Eskiden onlara yandaş medya diyorlardı, iktidarın yanında olan. Şimdi yeni bir jargon daha bulundu. Besleme medya diyor. İşte bir gazeteci, sözüm ona, iktidarın gazetecisi, özellikle de İçişleri Bakanlığı'nın özel gazetecisi sayılan birisi bir mafya elemanıyla sohbet ediyor. Siz de biliyorsunuz eskiden ışıklar içinde yatsın bir Uğur Mumcu vardı. Kalemini kırana masa atmayan, bedel ödeyen, gerçekler karşısında bedel ödeyen bir Uğur Mumcu vardı. O gazetecilerden bu gazetecilere geldik. Onlar, o gazeteciler mafyayı ifşa ederlerdi. Şimdi mafya gazetecileri ifşa ediyor. Ya biraz da bu besleme medyaya değinelim isterseniz. Tabii sevgili Kabakçı, şu bölümü bir tamamlayalım. Ondan sonra sorduğun soru çerçevesinde konuşalım. Şimdi bir kere muhalefetin bu konuda yaptığı olumlu hamleleri, çalışmaları kabul etmek lazım ama çete mafya çatışması 1,5 yıl önce başlayan, daha hatta önce başlayan, yani muhalefetin hamlelerine ortaya çıkan bir şey değil. Ortaya çıkan bir gerçeği muhalefet şimdi değerlendiriyor. Yani almış onu, iktidarı zayıf düşürtme, işte AKP'yi iktidardan uzaklaştırma açısından kullandı olgulardan bir tanesi. Yani 28 milyar doları nasıl değerlendirse bunu da değerlendirdi. Şimdi ama bu çatışma sonuçta düzenin, iktidarın kendi içindeki bir takım hesaplaşmalardan kaynaklanan bir çatışma. Yani AKP güç kaybetmiyor. Senin de vurguladığın gibi güç kaybetmeye başladı nokta. Bu çatışmalarda alevlenmeye başladı. Ve yine Çakıcı olayında farklı bir şey var. Mafya alanını bizzat MHP tuttu. Mesela şeye bak, MHP devletten bakanlık istemedi. Polise, devletin bir sürü yerine, dairelerine, yani resmi devlet dairelerine MHP'lilerin yerleştirilmesi, iki işte Çakıcı gibi. En önemli yerler bunlar. Evet, evet. Bir de Çakıcı'nın içeriden özel bir affından çıkartılması, bunları istedi. Devlet hakim olacak o yerlere, MHP'lilerin yerleştirilmesi ve Türkiye'de mafya işini tek elde
MHP'nin hakim olabilmesi için de Çakıcı'nın çıkartılması ve çıkartıldıktan sonraki gelişmelere bak, mafyacıların o tacı işte o Bodrum'da da verdiler o resmi, orada tekrar Çakıcı'nın başına koyuldu. İktidarın içinde fraksiyonlar var sevgili Kabakçı. Bu fraksiyonlar arasında güç kavgası var. Şimdi çözülme buradan başladı. Çözülmeyi derinleştiren bir ekonomik kriz var. Yani şuralardan bağlantısız değil. İşte iktidar Merkez Bankası'na müdahale etti. Merkez Bankası'nın başkanlarını değiştirdi. Ekonominin başındaki insanlara şey etti. Yani baktığımız noktada iktidar içindeki fraksiyonların birbirine karşı bir güç savaşı var. Ve bu aralarda, bu arada da yaşanan tasfiyeler, değişiklikler var. Şimdi bu son gelişmeler, yani mafyacıların arasındaki bu kapışmalar da bundan çok sıkı bir bağlantı içinde. Bundan kopuk bir durum değil. Saadet Peker bunu çok açık şey diyor. Ben diyor Pelikancılar şey etti. Pelikancılara baktığımızda önemli ekonomik bir şirketler, önemli bir şirketler bloku. Yani öyle bir güç, ekonomik bir güç ve bunların aynı zamanda da AKP iktidarının içinde büyük bir ağırlıkları var. Güçleri de yani var. Hem iktidarın içinde bir güçler, hem de ekonominin içinde bir güçler. Hem iktidarda bir fraksiyonlar, hem de ekonomide bir fraksiyonlar ve İstanbul sermayesini özellikle büyük oranda elde tutuyorlar. Şimdi bununla bağlantılı gelişmeler, sen yazında çok doğru belirlemeler yapmışsın. Biz Alev Haber Ağı'nda da yayınladık. Güzel bir yazı, eline kalemine sağlık. Hem malefete, gerçekten şu an malefetine uğraşmama, malefetin bu çabalarını desteklemek noktasındaki o saptamaların, vurgulamaların çok önemli. Hem işin akışını, o özellikle de medya boyutuna ortaya koyman çok önemli. Buradan şeye geldiğimizde, sorduğun o medya bölümüne geldiğinde, besleme medya, ya besleme medya bölümüne geldiğinizde, ya yıllardır görüyoruz. Şimdi dördüncü kuvvet diyorlar. Yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü kuvvet. Dördüncü kuvvet. Yani iktidarların, düzenlerini ayakta tutulması için dördüncü bir kuvvet. Hafife alınacak bir şey değil. İktidarlar, bu tek AKP değil, öbür iktidarlar da her gelen iktidar bu dördüncü kuvveti ele geçirmeye çalıştı. Yani yargıyı nasıl ele geçirmeye çalıştılarsa basını da, basın yayını da ele geçirmeye çalıştılar. Şimdi baktığımızda evet yargı da çok önemli, dördüncü kuvvet de çok önemli. AKP'nin 19 yıllık iktidar dönemine baktığımızda muhalif gazetecileri yani susturma noktasına geldiler. İnsanların hakkında açılan mahkemeler, bir sürü aydının, gazetecinin hapse atılması. Şu an bir sürü gazetecinin basın kartı elinden alınmış tabii, durumda. Bu bir sürü gazetecinin hapse atılması, vurguladığınız gibi sayısı binlerine ifade edilecek gazetecilerin basın kartlarının elinden alınması, insanların işten çıkartılması, televizyonlarda, gazetelerde o çalıştıkları işlerden çıkartılması, işsiz güçlük bırakarak açlıkla terbiye edilmeye çalışılması. Yani bu dördüncü kuvvetin özellikle yandaş basın olmayan, televizyonlarda, gazetelerde çalışan, internet sitelerinde çalışan gazetecilerin üzerinde, program yapıcılarının üzerinde çok ciddi baskılar oluşturuyor. Bu insanlara karşı çok ciddi zulümler yaptılar ve daha devam ediyorlar. Ama yine de bu namuslu insanlar susmadılar. Kendilerine göre çeşitli platformlar oluşturdular. Gazeteler kurdular, yeni yeni gazeteler kurdular. Ve bir biçimde yarattıkları o yeni olanaklarla namuslu bir şekilde mesleklerini sürdürmeye devam ettiler. Ve basının ama gelinen noktada büyük bir kısmını AKP ele geçirmiş. İşte yandaş basın deniliyor buna. Yandaş medya deniliyor. Ve bu çatışmaların içindeler zaten. Yani bu kirli medya dediğimiz medya, bu yandaş medya dediğimiz medya bu çatışmanın içinde. Peker, hadi öz siyasetten şey diyor, abi diyor sen baştan beri bu gelişmelerin içindesin. Baştan beri tüm gelişmeleri biliyorsun. Bundan dolayı sen ismini verdim, o diyor ben ismini diye verdim videoyu yayınladıktan sonra. Şimdi Peker de orada itiraf ediyor ve bunlar iktidarın yanında olduğu gibi iktidarın kullandığı bu mafya gruplarıyla da sürekli iç içeler. İşte Mehmet Ağar'ın Azerbaycan'daki o bir yaş gününe gitmesine bak. Orada da yani sanatçısı, gazetecisi, televizyoncusu hepsi orada. Hepsi orada. Yani öyle bir şey ki şimdi bir düzenin içindeki herkesin
bunların bağlantıları var. Yani tek bir noktada şey değil ama kuvvetler içinde çok bilinçli bir şekilde teşkilatlanıyorlar. Yani diyelim yargının, polisin, işte bu dördüncü kuvvet dediğimiz medyanın içinde burada çok ciddi düzeyde kendi adamlarını yaratıyorlar. Kendi ağlarını yaratıyorlar. Şimdi Süleyman Soylu'nun olduğu gibi, Peker'in olduğu gibi öbürü mafyacıların da orada yani insanlar var. O kirin içine boğazlarına kadar bunlar da girmiş durumda. Kamuoyunu doğru ve gerçek haberle aydınlatmakla görevli olan medyanın önemli bir işlevi var. O anlamda oradan çok şeyler de gelecek. Mesela ben izlediğim videolarda en azından onun o yüz ifadesinden ve anlatımlarından Sedat Peker belki bildiklerinin yüzde birini anlatıyor. Şimdi medya boyutuna baktığınız zaman da sadece bir Özışık kardeşler yok bu işin içinde. Yani orada bir sürü gazeteci var. Belki ileriki videolarda olursa çıkar mı çıkmaz mı tam bilemiyoruz. Bir sürü isim de belirlenecek. Ama burada en temiz kalması gereken birinci hukuk, ikincisi de medya ayağı. Fakat ikisi de şu an kirlenmiş durumda. Medya ayağındaki durum da maalesef bu durumda. Ama çağımız çok genişledi. Özellikle dijital anlamda. Peker'in de dediği gibi, mafya elemanı da dediği gibi bir telefonla, bir kamerayla, bir tripodla sarsıyorsunuz, yenileceksiniz diyor ve o yönde de gidiyor. Yani bu şekilde işleri de hallediyorsunuz. Evet Sayın Subaşı, programımıza başlarken de söyledik. Birkaç ayağını değerlendireceğiz bu videoların dedik. Ve işte basına girdik, hukuka girdik, mafyanın gelmişine geçmişine girdik, ilişkilere girdik, devlet ayağı hepsini anlattık. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hemen hemen bir saate yakında sürdü programımız galiba. O son sözlerimizle noktalayalım istersen. Sevgili Kabakçı, şöyle yani bu süreç devam ediyor. İnsanlar birkaç haftadır tartışıyor. Bundan sonra da tartışacaklar. Peker'in açıklamalarına göre gelecek daha yeni videolar var. Bunlara işte Ağar'ın ya da Soylu'nun vereceği cevaplar var. Belki iktidar bu noktada şeyler. Yani devam edecek bu süreç. Bizim gibi birçok çevrede bu konu üzerinde, bu gelişmeler üzerinde değerlendirmeler yaptılar. Sosyal medyada da işte özellikle YouTube kanalları üzerinde çok ciddi tartışmalar var. İnsanlar programlar yapıyor. Gruplar birbirini suçluyor. Açıklamalar devam ediyor. Temel sorun şu. Yani bu pislik nasıl temizlenecek? Ben de onu soracaktım. Yani umudunuz var mı sizin bununla ilgili? Evet, bu pislik nasıl temizlenecek? Bu çok önemli. Yoksa şu açık yani bir devletleşen mafya, mafyalaşan devlet gerçeği var. Ondan dolayı demin de vurguladığım gibi sanatçısından tut işverenine kadar, basından tut bilmem askeriyesine kadar, polisine kadar, hakimine savcısına kadar işte bir yazarına, çizerine kadar herkes o ağların içine giriyor. Birçok kez. O çuvalın içinde. O çuvalın içinde. Yani bir kirlenen, bir Türkiye var. Bunlar Türkiye'yi, o güzel ülkemizi kirlettiler. Bir saray düzeni var. Sonuçta bu pislik saray düzeninin ortaya çıkarttı bir hakikat. Bunu görmek lazım. Yani bunlar saray düzeninin tarlalarında ekildi. Orada boy verdi ve orada biçiliyor şimdi. Bu çok önemli ve tartışmalarda birebir saray düzenini ilgilendiriyor. Saray düzeninden kurtulmak gerekiyor işte. Sen de vurguladın. Yani erken seçim bunlardan biri. AKP'nin iktidardan. En azından nefes alabilmek. Evet, AKP'nin iktidardan uzaklaştırması. En azından o halkçı düzen dediğimiz, halkçı iktidar dediğimiz, paylaşımcı bir düzen dediğimiz, adaletin olduğu, laikliğin olduğu, işte kimsenin birbirini ötekileştirmediği, bu tür mafya bozuntuların, mafya çetelerin olmadığı, o düzenin kurulabilmesi açısından yani bir erken seçim, o seçim, erken seçimde daha demokratik bir yönetimin iş başına gelmesi bir adım olur. Ön açıcı bir gelişme olur. O noktadan erken seçim önemli. Sürekli gündeme getirmek lazım. Yani evet. İktidar partileri üzerinde, Cumhur İttifakı üzerinde bu erken seçim basıncını alabildiğine yoğunlaştırmak lazım. Ama şurada netleşmek lazım. Bu sonuçta düzen içindeki bir iktidar değişimiyle bu iş kökünden ortadan kaldırılamaz. Erken seçim noktasında muhalefet bastırması lazım. Halk güçleri, Aleviler, daha değişik toplum kesimleri bu noktada da muhalefetin bu çabasına, bu muzallesine destek vermesi gerekiyor. Ama esas olarak
halkçı bir iktidar muzaldesini yoğunlaştırmak lazım bunlara karşı. Yoksa hep şöyle oluyor. Yani böyle düzen içi bir takım çıkışlardan şey oluyor. Ondan sonra yeni bir iktidar geliyor. Bir bakıyorsun bu tür şeyler devam ediyor. Bu dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Buradan biraz da meseleye bakmak lazım. Yani ilerici demokratik güçler de bu noktada çok ciddi çabalar harcıyorlar. Onlar da ciddi düzeyde mücadele ediyorlar. Bu mücadeleleri belki ortak bir takım kanallarda birleştirebilir bu kesimler. Bu da çok önemli. Aleviler açısından da baktığımızda bu mafyacılar Alevi değerlerini kullanmaya başladılar. Son dönemde en pis şekilde bizim değerlerimizi kullanıyorlar. Çakıcı Zülfikar'ı almış eline poz veriyor. İşte bu Peker'in açıklamalarına baktığımızda Peker iki de bir Alevi değer önderlerinden söz ediyor. Hazreti Ali'den söz ediyor. İşte Zülfikar yine evet. Boynunda. Arkasına Hazreti Ali'nin resmini asıyor. Bundan beraber devrimci değerleri kullanmaya çalışıyor. Ona ağzını alıyor. İşte Che Guevara'dan tut Deniz Gezmiş'e kadar. Dersim'de Peker'in bekçiliğini yaptığı, slaşörlüğünü yaptığı, onun adına millete tetik çektiği, o devlet tarafından aslan Seyit Rıza'yla ilgili ileri geri laflar ediyor. Bize yönelik yapılan bir sürü katliamların içinde belki Peker kişi olarak yok ama bu çetelerin bir kısmı vardı. Yani Maraş'ta da görüldü bu yerde. Hiçbir mafyacı, hiçbir çete Alevilerin değerlerini, bu sol değerleri ağzına alıp o değerleri kirletmemesi lazım. Ya o insanlar idealleri uğruna mücadele eden insanlardı. O değerler tertemiz toplumların değerleri. Şimdi kirliğin içinde olanlar tertemiz toplumların değerlerini kullanmaları da başka bir ahlaksızlık. Bu süreçte en fazla da onu yaptılar. Şimdi bunlara sormak lazım. Yani şimdi bu değerlere sözde sahip çıkıyorsunuz. Ama tetikçiliğinizi yaptınız. Bu devlet o cemevlerini yasal olarak böyle tanımadı. İbadet yeri olarak görmedi. Aleviliğe sarılıyorsunuz. Tetikçiliğini yaptınız o devlet. Alevilerin varlığını inkar etti. Aleviliği yıllarca yasakladı ve şu anda kendine göre bir Alevilik yaratmaya çalışıyor. Kendi Alevilerini yaratmaya çalışıyor. Alevi çocuklarını zorun din derslerine göndermeye devam ediyor. Bunu şundan anlatıyorum. İktidar gibi, beraber iş tuttukları iktidar gibi bunlar da iki yüzlü sahtekardır. İşte dün biz inkar eden iktidar da bugün. Bizden daha çok Alevi kesilmiş, Ak Mahmet Alıcı kesilmiş. Bilmem Alevilik İslam'ın özüdür yani. Dün yok dedikleri, böyle bir şey yok dedikleri, sapkın dedikleri Alevili İslam'ın özü yaptılar. Aleviler bu memleketin işte milli birliğinin bilmem neyinin çimentosudur şeklinde. Bizden çok Alevi olmaya başladılar. Tayyip'in o sözlerinde de var. İşte Ali'yi sevmek, Alevilikse en büyük Alevi benim. Şimdi baktığımızda Tayyip'te de büyük bir Ali Erbakan sevgisi var. Erbakan da söylemişti zamanında. Tabii, baktığımızda burada da büyük yani bir sahtekarlık var. Tayyip'in de Ali sevgisi sahtekarlıktan ibaret olduğu gibi. Çakıcı'nın da, Saadet Peker'in de Ali sevgisi, Alevilik sevgisi sahtekarlıktan ibaret. Güçleri, muhalefet, Aleviler birleşik bir mücadeleyle umarım bu iktidarı çok uzun sürmeyen bir zaman diliminde Türkiye'nin başından uzaklaştırırlar. Sizin de vurguladığınız gibi en azından Türkiye bir nefes alır. Nefes aldıktan sonra da dindarlığın değil, laikliğin hakim olduğu, demokrasinin hakim olduğu, adaletsinin hakim olduğu, kirliğin değil, temiz bir din hakim olduğu, hak niyetinin hakim olduğu bir Türkiye'ye el birliğine inşa ederiz. İnsanlar o Türkiye'de barış içinde, hoşgörü ortamında, eşit haklar temelinde birlikte yaşarlar. O değerler noktasında özellikle de ben de eklemek isterim. İşte her buyurun. Videosunda da biliyorsunuz masasının üzerinde çeşitli objeler var, mesaj veren objeler ve aynı zamanda isimler de zikrediliyor. Seyit Rıza'dan tutun, Deniz Gezmişler, Che Guevara'lar, Pir Sultan Abdallar, Mahsuni Şerifler, Nazım Hikmetler. Bunları neden söylüyorlar? Çünkü o cenahın, içinden yetiştikleri o cenahın tarlalarında bu değerler yok, yetişmiyor. Çünkü ölmekle, öldürmekle kutsanmış bir cenah böyle değerleri yetiştiremiyor. Doğa, insan özgürlüğü, insan hayatını kutsayan bu değerler onlarda olmadığı için maalesef bu değerleri kullanıyorlar. Teşekkür ediyorum Sayın Subaşı. Evet. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sağlıkla kalın.